Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da. İletişim telefon 444 33 22. Sıcaklar eşliğinde hafta kapanışına doğru ilerliyoruz. Gayrimenkul danışmanı ve kripto varlık yatırımcısı Sayın Hüseyin Sadegi canlı yayın konuğumuz. Hüseyin hoş geldiniz. Evet, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız görüşmeyle? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bıraktığınız gibiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Sıcaklar yoğun bir gündem var. Aynen öyle. Gerek eylemler, gerek rüzgarlı bir hava, son günlerdeki rüzgarlı hava. Evet. Gerek dövizde, gerek kriptoda. Yani çok yoğun bir gündem var. Özellikle siz ekonomi tarafta olduğunuz evet. için. Allah kolaylık versin hepimize. Teşekkür ederim hepimize. Bu sefer emlaktan başlayalım mı? Süper olur. Emlaktan başlayalım. Asıl mesleğim. Göz bebeğim. Evet öyle. Geçmiş olsun öncelikle. Sanırım hayvan üreticilerinin protestosunda hani arada kalan arada yer derler ya. Evet. Öyle bir durum yaşayacaktınız herhalde. Vallahi geçen gün... Emlak biliyorsunuz emlak yasası ve emlakçılar birliği yasası şu anda ivedilikte meclis gündemimizdedir. Tabii o gün bayağı sesli yoğun bir gündü. Hayvancılar birliği de sağ olsunlar. Tabii yorum yapmayacağım. Herkes haklı kendine göre. Dolayısıyla evet birazcık arka kapılardan çıkmak zorunda kaldığımız saatler oldu aslında ama asıl gündem evet bizim şu anda Emlakçılar Birliği yasasının ilk almış olduğumuz komitede milletvekilimiz Dr. Faiz Sucuoğlu başkanlığında yürütülüyor. İçerisinde çok değerli milletvekillerimiz var. Sayın Jaler Refik Tuşer Rogers, Rıfat Şaheli, Sıla Usar Hanım gibi çok değerli milletvekillerimizin bunu komitenin içerisinde olması bizi çok mutlu etmiş durumdadır, umutlandırmış durumdadır. Bu konuda tüm partilere görüşme içerisindeyiz. Ve herkesten aslında bu yasanın geçmesi, bir an önce geçmesi, birliğimizin yasasının da geçmesi için almış olduğumuz olumlu tepkiler var diye dile getirmek isterim. Geçen program yasa geçsin, yasaya dair konuşalım demiştik ama evet. belli ki daha alınması gereken belli bir yol var. Ben her şeye rağmen yasaya dair birazcık konuşmak istiyorum. Tabii. İçerine dair birazcık bahsedelim. Halkımız da bilinçlensin. Olmaması ayıbımızdır demiştik. Programı kapatırken. Evet. Yani dünyanın hiçbir medeni ülkesi yok ki emlak yasası olmasın aslında Şale Bey. Bizim de aslında daha da trajikomik bir durum söz konusudur. 2007 yılında dönemki Başbakan Ferdi Sabit Soyer tarafından getirilmiş olan bir yasa ve Hasan Fındık müsteşarımızın tarafından yürütülmüş olan bir yasa var aslında 2007'den bile yürürlükte ama ne yazık ki bir türlü bu yasanın işte bazı nedenlerinden dolayı çalışmaz hale getirildi. Birçok sebebi var. Bu sebepleri şimdi bu saatte, bu programda anlatmaya kalksak hakikaten zaman şey etmiyor. Çünkü benim şahsen 2007'den beri Emlakçılar Birliği yasal ilgili işe uğraşıyoruz. 2000 yılından beri mesleğin içerisindeyim. Değerli Başkanım Hasan Songur 87 yıllarına itibaren meslek içerisindedir ve Emlakçılar Birliği'nin ilk kurucusundan dolayı o kendisi daha da bu konuda neler çektiğini aslında ne uğraşlar verdiğimizde gerek başkan gerek yönetim kurulu üye arkadaşlarımız daha iyi bilecekler ama bu yasanın 2007'de yürürlüğe geçip sonra kesinlikle işleme konulmaması çok trajikomik bir durumdur. Burada mağdur olan kimdir asıl? Mağdur olan bana göre birinci müşterilerimiz, insanlarımız, devletimiz, en son emlakçılar. Neden soracaksınız? Şimdi müşterimiz bu aralar içerisinde gördüğünüz gibi çok mağduriyetler var. Merdiven altı emlakçılık veya yasanın olmaması boşlukta olan birçok kötü niyetli olan insan veya eğitim görmemiş ve bu işe icra etmeye çalışan
mağdur olan kim oluyor? Kim oluyor? Vatandaş oluyor. Devletimiz niye çok bu konuda mağdurdur? Çünkü şimdi takdir edersiniz ki yasaya tabi olmayan, ofisi olmayan, merdiven altında herhangi bir tabi olmayan, vergisel durumunda tabi olmayan bir insandan nasıl vergi isteyeceksiniz? Dolayısıyla bu eşittir vergi kaybı, devletin vergi kaybı. Bu dönemde özellikle devletimizin en çok gelire ihtiyaç olduğu yıllardan beri bildiğimiz bir unsurken bu kadar büyük bir vergi kaybı için neden devletimizde büyüklerimiz bu konuda hükümetlerimiz bir an önce bu yasağı yürürlüğe geçip onu önüne geçmiyorlar? Hayretle karşılıyoruz. Sonra da tabii ki bizler gibi bu işi meslek bilen yıllarımıza, gençliğimize, tüm hayatımıza aslında bu işe veren ve bu işi tam uluslararası formlara icra eden insanlar çok mağduruz. Niye? Çünkü bu defa karşımızda yasaya tabi olmayan, kaçak, burada şirketi dahi olmayan, çalışma izni dahi olmayan insanlarla savaş vermek zorunda kalıyoruz. Bir kere mesleğinin prestijini korumak için, ikincisi gelen mağduriyetleri karşılamak için, üçüncüsü de bu şekilde yasaya tabi olmayan insanlardan doğru bu mesleği doğru icra edeceğini zaten bekleyemezsiniz. Bu konuda Şahli Bey, son dönemde özellikle Sayın Ayşegül Barbas döneminde, Halkın Partisi döneminde, UVP döneminde, şu anda da değerli Kutlu Evren öncülüğünde bakanlığımızda, İyi bir şekilde, iyi bir özveri göstererek milletvekillerimiz, bakanlarımız ve bize aslında onların da niyetlerini gösterdiler. Bundan dolayı biz bir kez daha cesaretlendirip elimizden gelen yasada istemiş oldukları tedilatları daha güncel hale getirdik açıkçası. Birçok müşterilerimiz için de kendimizi daha fazla zorlayarak aslında gerek eğitim olsun, gerek sigorta ve benzerleri olsun ki birazdan açıklayacağım bunları. Biz emlakçılar olarak kendimize daha böyle bazı yükünün altına koyarak yasalarımızı daha güncel hale getirip burada vatandaşın ve devletin kaybını neredeyse sıfırlamak için şey uğraşıyoruz. Bu nedenden dolayı iki yasamız, emlak yasası ve emlakçılar birliğinin birlik yasası İvedilik'te meclisten geçmiş vaziyettedir. Ve şu anda iki ayrı komitede görüşülüyor. Sağlık komitesi Faiz Bey'in öncülüğünde bizim birlik yasası. Diğer tarafta da ekonomi, maliye biriminde Mausa milletvekilimiz Sunat Atun tarafından öncülüğünde iki yasa görüşme halindedir. Dolayısıyla görüşmelere başladık biz. Geçen haftadan itibaren başkanımızla birlikte, avukatımızla birlikte, değerli yönetim kurulu üye arkadaşlarımızla birlikte. Ve şu anda tam gaz devam ediyor bu süreç. Neler var içerisinde sorarsanız, ben bazı can alıcı olan, özellikle vatandaşımızın ne şekilde koruyacak şekilde olacağını size dile getireyim. Mesela Türkiye'de dahi olmayan, birçok Avrupa ülkesinde olmayan biz neyi başardık ve neyi tüzüğümüze, birliğimize ve şey getirdik? 200 bin euro gibi bir sigorta getirdik. Dolayısıyla neyi olarak sorarsanız, tam neyi kapsar? Burada Emlakçılar Birliği'ne üye olan veya ofisi olan, bu işe icra eden bir tüzel kişi veya şahıs veya şirket 200 bin euro zorunlu sigorta, meslek sigortası şey getirdik. Bu da ne oluyor? Ali Bey, Hüseyin Bey'den bir yer satın aldıysa da ve yanlış bilgi veya bir mağduriyeti yaşandıysa Hüseyin Bey'in hatasından dolayı, Ali Bey hemen ilgili sigorta şirketine başvuruyor. Derhal mağduriyetine gidilmek için işlemler başlıyor. İlgili sigorta şirketi Ali Bey'e ödüyor. Hüseyin Bey dava açıyor. Aynı zamanda Emlakçılar Birliği'nde de dosyası işe geliyor. Emlak Komisyonu dosyası geliyor. Dolayısıyla Hüseyin Bey bir an önce sigortalının mağduriyetine karşılarken bir daha bu konuda yanlış yapmayacağın anlamına geliyor. Bu problemlere giderilmedi takdirde Hüseyin Bey zaten emlak mesleğine icra edemeyecek hale gelecek. Çünkü her yıl Emlak Komisyonu'ndan Hüseyin Bey ve ofisi denetlemekten geçecektir. Bir birlikten geçer Ali Bey, bir de Emlak Komisyonu'ndan geçer. O yüzden dedim, biz kendimizi çok zorladık, emlak firmalarımızı. Biz kendimize güveniyoruz. Bu işi düzgün bir şekilde icra ettiğimize ve icra edeceğimize de güvendiğimiz için tüm zorlukları kendimize aslında getirerek vatandaşın
daha güvende kendini hissetmesini sağladık. Bu bir tanesi de Şehli Bey. Emlakçılar Birliği'ne üye olacak olan kişi ve kişiler veya şirket bir kere tamamen KKTC vatandaşı olacak. Şimdiye kadar bizim hatırlarsanız gerek Gary Robb döneminde ve gerek birçok mağduriyet döneminde burada paravan şirketlerin kurmuş olduğu inşaat firmaları ve emlak firmalardan gelen sıkıntılar hepsi yaşanmış olmuş vaziyetteyiz. Yabancı biri burada herhangi bir kökü olmayan, herhangi bir bağı olmayan biri burada çok kolay bir şekilde gelir, insanları mağdur edip tekrar uçak binip gidebiliyor. En son Temel Bulut konusunda yaşadık hatırlarsanız. Burada tamamen bir paravan bir şirket tarafında, yani burada %100 yerli olmayan bir şirket tarafında üstlendi. Ve sıkıntılar bunun gibi birçok Gary Robb gibi ve bunun benzer birçok mağduriyet insanları için gerek yerli gerek yabancı vatandaşlarımıza yaşanmış vaziyettedir. Dolayısıyla bu mesleği icra edecek olan kişi tamamen KKTC vatandaşı olması gerekmektedir. Paravan şirketlerin önüne kapattık bu durumda Şehli Bey. Bununla birlikte kesinlikle bu direktör ve lisans alacak olan kişi bir kere emlak deneyimi olması gerekir 5 yıla kadar veya bizim şu anda hızlı bir şekilde kuracağımız kurda pandemi tabii biraz bu konuda bize işlerimize her iş gibi biraz sıkıntıya sokarsa da biz bunu çözdük ve şu anda online olarak eğitimlerimiz başlamak üzeredir. Eğitim konusunda da Emlakçılar Birliği'nin eğitim sorumlusu görevini ben üstlendim bu arada. Çok değerli arkadaşlarım var. Gerek franchise sahipleri arkadaşlarımız gerek de burada kendini yetiştiren arkadaşlarla birlikte tüm yeni üyelerimize ve eski üyelerimize dahi yeni eğitim vererek bir kere kendi kendimize güncelleyeceğiz Şehli Bey. Biz yıllar yılı bu işi yapsak da güncellemeye herkese ihtiyacı var. Ve yeni bilgiler her zaman faydası var, zararı yoktur. Dolayısıyla başvuracak olan kişi ya deneyimi olacak veya kesinlikle eğitimden geçmesi gerekecektir. Diğer bir unsur, başvuracak olan kişi çek yasağına da girmemiş olması gerekir. Sicilinde yüz kızartıcı hiçbir suçu olmaması gerekmektedir gibi bu denli zor aslında bu mesleği icra edecek olan kişilerin işi çok zordur. Çünkü hakikaten süt gibi beyaz olmaları şey gerekecek. Nedenini sorarsanız insanların çünkü hayallerine aslında yön veriyorsunuz. İnsanların geleceğine yön verirken büyük paralardan bahsederek bazı müşterilerimiz haklı olarak bir konut satın alırken 15 yıl hayatına ipotek koyarak ilgili bankalardan kredi çeker. Düşünsenize yanlış bir uzmanlık veya yanlış bir yönlendirme veya hatalı bir gösterime ile ilgili bu insanların hayatını karartıyorsunuz. Dolayısıyla siz eğer ki kendinize gayrimenkul uzmanı, gayrimenkul danışmanı, broker bu tarz terimler kendinize adlandırıyorsanız kesinlikle bunu hakkını vermeliksiniz. Bunu hakkını nasıl verirsiniz? Getirmiş, daha önce bize getirmiş ve göstereceğiniz eğitim belgeleriniz. Bununla birlikte bizim tarafımızda size verilecek olan kurslardan ve onlardan geçerek, imtihanlardan geçerek kendinize göstermek zorundasınız hepimiz. Biz dahil, başkanımız dahil bu konuda açıktır ve eğitimlere hepimiz katılacağız. Bu konuda yani açık bir birliyiz. Bununla birlikte Şehli Bey, dediğim gibi sigorta bir nevi yabancı müşterilerimiz de dedi çok mutlu edecek geldi. Şimdi bile biz kendimize aslında şimdiye kadar bugüne kadar 100 bin euroluk sigorta yasa olmasa da zorunlu olmasa da birliğimizin getirmiş olduğu standarttan dolayı bunu kullanarak bir görmüş olduk birçok yabancı kendini daha rahat hissetmiş vaziyettedir. Dolayısıyla burada neyi getirdik mesela biz? Biz dedik ki inşaat firmaları evet kendi gayrimenkulünü satabiliyordur. Doğrudur. Lakin eğer ki anlaşmalı bazı durumlarda kat karşılığı veya benzeri bir şey varsa o zaman bir denetim mekanizması olabilmesi için, sıkıntı olmaması için ya ilgili inşaat firmaları gelip bize üye olurlar ki nitekim şu anda tüm bilmiş olduğunu bildiğiniz büyük inşaat firmaları aynı zamanda ya bize üye olmuşlar veya başvuruları şu anda alındı tarafımızdan. Ama burada bir kıstasımız var. X inşaat firması eğer ki emlakçı olup malını veya kat karşılığı almış olduğu malını satmak istiyorsa tam teşkilatı bizler gibi eşit şekilde ayrı bir ofis açarak ayrı bir emlak ofisi isim ile
bu mesleği icra edebiliyor aynı zamanda. Gerek kendi malını, gerek kat karşılığı almış olduğu malları sorunsuz bir şekilde satabiliyordur aslında. Bu da ne oluyor aslında? Bir nevi bir denetim mekanizması olması gerekmektedir. Yoksa her şeyi ben yapayım, ben satayım, ben kim denetecek o zaman şey bu durumu? Zaten kendi malını satabiliyorsun. Diğer konu, diğer tarafa şey gelince yanlış söylenen bilgiler var. İnsanlar kendi malını satamaz. Tabii ki satabilir. Yasamızda herhangi bir iki vatandaş Ayşe teyze, Mehmet Efendi'ye malını tabii ki satabilir. Ama burada şöyle bir unsur var. Emlakçılar Birliği Yasası, emlak yasasında şuna getiriyor. Herhangi bir yanlışta emlakçı sorumludur. Gerek mal satışında, gerek değerlendirmesinde, raiç bedeli ve benzerlerinde hep emlakçı sorumlu tutulacak. Dolayısıyla bir emniyet supamanız var, o da sigortamızdır. Şimdi Ayşe teyze Mehmet Efendi'den satın aldığı zaman burada bir yanlış işlemde kimden sorumlu olacaktır. Dolayısıyla tabii ki satabiliyorsunuz. Bağış yolunda anneden evlada herhangi bir emlakçı kullanmanız da gerekmiyor. Yalnız emlakçı kullanmak artık yasadan sonra insanlar için büyük bir avantaj haline gelmektedir. Niye? Çünkü herhangi bir hatada emlakçıyı sorumlu tutabiliyorsunuz, sigortası sizi karşılıyor. Nitekim en büyük avantajımız bizim ülkedeki sistemde nedir biliyor musunuz Hüseyin Bey? Bizim emlak sistemimizde alıcı hiçbir zaman emlakçıya herhangi bir ücret ödemiyor. Dolayısıyla emlakçı kullanmak alıcı için çok büyük bir avantajdır. Aksine bir külfet, maddi bir külfeti de yok. Almış olduğu tamamen bir hizmettir alıcı. O da bizim emlak sistemimizde alıcıya sunmuş olduğu bir avantajdır. Biz biliyorsunuz sistemimiz biraz İngiltere'den alınmış olan bir sistem olduğu için emlakçı Türkiye'de iki taraflı hizmet bedeli para kazanıyor. Bizde öyle bir durum yok. Dolayısıyla alacak olan kişi emlakçı ile birlikte bir yere bakıp yasadan sonra bakıp satın alması her konuda kendisine avantaj hale getiriyor. Çünkü emlakçı onu malın engelinden, source dediğimiz olay, engelinden, malın türünden, değerlendirmesinden, doğru raiç bedelinden sorumlu tutulacaktır. Ve burada herhangi bir hatada çok basittir, alıcı ve satıcı sorumlu tutabilecekleri kişi var. Ama iki şahsın arasında yapılan bir konuda kim kimi sorumlu tutacaktır? Hiç kimse aslında. Ve sıkıntılar bu şekilde çok büyüyebiliyor. Dolayısıyla emlak yasasından sonra insanlar için de büyük bir avantaj oluşacaktır. Burada işte geçen gün söylenen, ben evladıma mal devrederken emlakçıya mı kullanacağım? Hayır canım, zaten bağış yolunda yapabiliyorsunuzdur. İşte dolayısıyla bizim yasamızda aslında insanlarımızın tam bilmesi, tam okuması için veya bu bahsetmiş olduğunuz can alıcı noktaların Şahli Bey, bizim bir yönetim kurulu ve başkanımız olarak bir karar aldık. Gelecek hafta içerisinde başta sizin gazetede ve diğer müteber gazetelerimizde ilan vererek tamamen vatandaşlarımızın aslında bu yasa ne şekilde kendilerini koruyacağını açık açık dile getireceğiz. Biz rahatız, eminiz, gizlediğimiz herhangi bir unsur yok. Ve çok büyük bir birlik olduğumuzu şu şekilde biz inanıyoruz. Bizim şu anda üye olan Şahli Bey, düşünün ki 190-200'e yakın bir üyemiz var. En azından 50-60 veya 70 firma bekleyen ön başvurusunu almış olduğumuz şeyler var. Ve bu şirketlerin bünyesinde yerli yabancı neredeyse 3000-4000'e yakın bir çalışan var. Ve bir aslında büyük bir sektör olanı anlatmaya çalışıyorum. Paydaş başka bir birlik. Geçenlerde bir yerinde yahu çok küçük 40 firmanın olduğu bir yerde neden bu kadar önemsiyorsunuz veya ivedilikle bu yasayı almaya çalışıyorsunuz dediğinde biz hakikaten şok olduk. Kendi birliğine üye olan en azından şu anda bize 50 üyesi bizde kayıtlıdır. 40-50 üyesi de şu anda başvuru yaptı. Gerekli standartlarını işe getirdikten sonra bize üye olacak. Yani neredeyse bahsedilen paydaş firmamız aslında biz aynı paydaş yolda yurdumuz firma neden gerginlik yaratıyor? Hayretle karşılıyorum ama değerli başkanlığına söylemek isterim. Hakikaten arzu ederse biz üyelerimize kendisine tanıtabiliriz
veya ondaki birlikte olan üyelerde bize gelip de üye olan veya istekte bulunan neredeyse tümü de kendisini açıklayabiliyoruz. Dolayısıyla belki eskiden çok eski listeyi hatırlıyordur ama artık 2021 yılındayız. Emlak sektörü kişilik kazanılmış olan bir sektördür. Emlak sektörü bu ülkenin lokomotifidir. İddia ederim, evet turizm çok önemli. Yüksek üretim çok önemli. İnşaat olmazsa olmazımızdır ama sağlıkla birlikte emlak da bir o kadar önemli ve bir o kadar çalışanı, bir o kadar aileyi geçindirmesine, bir o kadar da ülkeye döviz kazandıracak olan bir sektördür. Ve dolayısıyla böyle büyük hacimli bir sektörün yasası olmaması zaten bu kadar trajikomiktir Celil Bey. Bu bizi çok üzüyordur. Dolayısıyla gelecek olan programlarımızda nasip olur da size yeni güncellemelerle ilgili, mecliste konuştuklarımızla ilgili ve tüm şeyleri size tek tek dile getireceğim. Ki burada insanlarımız da bize izleyiciler de aslında emlak yasasının geçmesi, emlakçılar birliğinin geçmesi nitekim ne kadar vatandaşı koruyacak, ne kadar devletimizi koruyacaktır? Nedeninizi soracaksınız. Bir yasamızda biz de şöyle bir şey koyduk. Değerlendirmeler konusunda, tapu raic bedelinde herhangi bir yanlış olursa Ali Bey, eksik ibraz edilirse ilgili emlakçı sorumlu tutulacak. Ve onun giderilmesinden sorumludur. Dolayısıyla bu da ne anlamına şey geliyordur? Bir hata varsa ilgili tapu memuru kadar ilgili emlak firması da sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla devletimizin vergi kayıpları minimuma kadar inecektir. Belki sıfıra kadar düşecektir. Bu da çok büyük bir avantajdır devletimiz için. Umarım milletvekillerimizin şu anda göstermiş oldukları bu hoşgörü devam eder. Hepsi çok değerli bireyler. O konuda çok şanslıyız. Kendimize iki komitede de çok şanslı hissediyoruz. Çünkü hiç olmazsa bu işin de karşılığımız milletvekillerimiz, komite başkanlarımız birebir görüşebileceğimiz, dertlerimizi anlatabileceğimiz ve anlayabilecek olan kişilerdirler. Bu bizim için çok önemlidir. Umarım bir sonraki programlarda daha güzel gelişmeler. Evet Ali Bey artık ilerledi. Hayırlısıyla geçti Ali Bey. Ve kutlamasını belki sizin programında yaparız. Yıllardan önceden gelen emlak yasasını. Ama dediğim gibi gelecek haftadan itibaren sizin gazete başta olmak üzere diğer gazetelere de kendimizi anlatacağız insanlarımızı. Çünkü birçok yanlış bilgi var. İnsan bazı kötü niyetli veya tam yasayı okumayan insanların söylemiş olduğu şeyler bazı vatandaşlarımıza tedirgin etmiş vaziyette olduğunu çok az kişiden duyuyoruz. Biz kendimizi açık açık anlatacağız. Bankalar krizi olmuştu güneyde, mevduatlar tıraşlanmıştı. O günden itibaren hep Kuzey Kıbrıs'taki bankacılık sektörü, finans sektörü, bankalar sermayesiyle, işi dış denetimlerle vesaire. Şurası bir gerçek. Bu ülkenin en güçlü yapısı bankalar sektörü. Bunun altını azıcık kazıdığımızda regülasyonun en üst düzey olduğu sektörün de bankacılık olduğunu görüyoruz. Yani hem banka kendi içerisinde denetimini yapıyor hem de bağımsız denetçiler geliyor ekstra evet. Bankayı denetliyor. Anlayabildiğim kadarıyla bu tarzdan bir konsept üzerinde bir regülasyon faaliyeti başlatıyorsunuz aslında. Kesinlikle yani birlikteki kayıtlı olanları her yıl bu defa emlak komisyonu denetleyecek. Emlak dolayısıyla komisyonu. Biz kendi kendimize bir de denetim için devlete denetim yetkisi ve her yıl gerçekleşecektir. Dolayısıyla biz üye olmak için evet Emlakçılar Birliği Başkanlığı yönetimleme her şeyden denetimden geçtikten sonra bir de her yıl lisans yenilemesi var. Aynı zamanda devlet bu lisans yenilemeden her yıl para kazanacak bizlerden. Dolayısıyla dediğim gibi devletimizde üye olmak için de bu konuda netleştirmeye çalışıyoruz. Yeni üyeler için de devletimizin kazanabileceği lisans paraları var. Her yıl kazanacağı lisans paraları. Yani dolayısıyla biz aslında kendi kendimize bir kere daha yoğun vergilendiriyoruz. Zaten biliyorsunuz emlak sektörü ülkenin en yüksek vergi diliminden bu konuda bizim üzerimizde. Hizmet sektörü %16 KDV ödüyoruz. %23,5 da kazanç vergisi ödüyoruz aslında yıllardan beridir. Biz ekstradan devlete dedik ki evet yeni üye olanlara lisans parası kazandıracağız. Hepimiz için de her yıl ödeyeceğimiz lisans yenilemesi olacak ve bu ömür boyu devam edecek.
Dolayısıyla biz devletimize kendimizden fazla düşündük bu konuda. Umarım onlar da bizi bu konuda düşünüp bir an önce iki yasayı da eş zamanlı geçirerek bizlere de vatandaşlarımıza da mutlu edecek ve mağduriyetten öne geçeceklerdir diye düşünmekteyim. Bu konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım Ali Bey. Lütfen. Dediğiniz gibi umarım kutlamasını bizim programda yaparız. İnşallah. Pastayı siz kesersiniz. Pastayı birlikte keseriz. Pastayı. İnşallah. Başkanımız burada dediğim gibi tekrar Sayın Hasan Songur bu konuda hakikaten neredeyse ömrü geçti diyebileceğim. Ona da bir dilim ayırırız. Bir büyüğümüz astagfirullah aslında pastayı o kessin. Biz yönetim kurulu üyesi. Biz aslında emlakçıya bir aile olarak biz bir aileyiz. Biz birlikte yürür, birlikte üzülür, birlikte sevinen bir aileyiz. Biz emlakçıya birli olarak Ali Bey bazı şeyler belki söylenmez ama biz son 1,5 seneden beridir binlere 4500'e yakın gıda yardımında bulunduk vatandaşlarımızı veya birimlerimizi. Bu çok büyük bir olaydı. Düşünün daha yasası geçmeyen bir başka birlik gösterin ki o yasaları geçen çok büyük kendilerini düşünen birliklerimiz görmedik öyle bir yardım. Biz halen gerek gıda yardımı, gerek bu konuyla ilgili maske, eldiven, dezenfektan, tapularımızın içerisinde makineler yani hava temizleyici, bütün tapularımızın içerisinde gittiğiniz zaman Şehli Bey, göreceksiniz de emlakçının birliğiyle, armasıyla birlikte cihazlar bulunmaktadır. Tapuların önünde oturacak yerler yapıldı. Dolayısıyla biz aslında yasamız geçmese de geçmiş gibi bu yıllar içerisinde hep davranarak gerek sorumluluğumuzu bilerek elimizden geldikçe yardımda bulunmaya çalıştık. Hele bu zor günlerde son 1,5 sene içerisinde birçok kuruluşa, birçok ihtiyacı olan kişiye yardımda bulunduk. Bunlar da aslında gururla söyleyebileceğimiz ve bundan sonra da bu tarz sosyal sorumluluklarımız devam edecektir. Emlakçılar Birliği olarak. Onun için de ekstra tebrik edelim size. Şu geldi aklıma, biliyorsunuz adlarını da verdik gerçi. Kamuoyunda pek çok mağduriyetle gündeme geliyor bu konu aslında. Bu ülkede bağı olmayan kişilerin kurduğu paravan şirketler üzerinden insanların maddi manevi sömürülmesi konusundan bahsederken aklıma geldi. Trakya'da pat pat derler veya pata pat. Pancar motorunu traktör arabasına takarlar. Bir de direksiyon koyarlar ona. O şekilde trafiğe çıkıyorlardı. Uzun zamandır görmedim. Ne plakası vardı, ne kaydı vardı, ne kimin sürdüğü belli değildi. Ne ruhsatı var. Ne ruhsatı var yani size çarpması durumunda veya ona çarpmanız durumunda adam onu bırakıp kaçtığı anda hiçbir şey iddia etmeniz mümkün değil de çok ciddi bir mağduriyet riskinin de aynı zamanda anladığım kadarıyla önüne geçiriyor bu şekilde. Ayrıca bu defa Trakya'da ölümlü kaza oldu diye bütün şehir bu defa zan altına giriyor. Evet. Dolayısıyla bizde de öyledir. Bu tarz gerek paravan çeşit. Bakın her trustlı şirkette paravan olduğunu dile getirmiyorum bu arada ama şimdi bazı işler var, bazı meslekler var, bazı sorumluluklar var ki bu konuda çok önemli ve ekstradan dikkat etmemiz gerekir. Eğer ki X bir kişi kendi adında 500-600 şirket bulunduruyorsa burada bir denetim gerekmiyor mu Ali Bey? Gerekiyor. Yani bazı konularda bazı şeylerde dediğim gibi ekstra titiz olmamız gerekmektedir. Çünkü eminim ki o 600 şirket adına bulunduran kişi de hepsini o şirketin faaliyetlerine görmek veya denetmek istese de öyle bir şansı öyle bir zamanlı olacağı düşünmüyorum. Dolayısıyla onun adına da oradaki o içindeki olan kişiler kötü niyetli olan kişiler çok sıkıntı yaşatabilir mi? Bakın şimdi yasası olmayan, regülasyonu olmayan her şey sıkıntı tabidir. Geçen gün Türkiye'deki o patlayan borsalar, TEDx gibi ve niye? Çünkü bir altyapısı yok. Kişiler tamamen paravan şirketler. Gördüğünüz gibi bir şirket açıldı ama sermayesi yetmez. Şey yok ama bu defa şirketin hesaplarında milyar dolar var. Şirketin sermayesi evet. Neredeyse yok. Direktörü kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Gibi şeyler. Dolayısıyla bizim de şimdiye kadar kötü deneyimler olduğundan dolayı biz söylüyoruz. Emlakçılık mesleği gibi ciddi bir meslek icra edecekseniz
burada tamamen evet vatandaş olması gerekmektedir. Çünkü bu insanların bir bağı olması gerekir açık ve net. Birilerine mağdur ettikleri zaman burada bir bağ olacak ki o konudan yapmadan önce çok düşünsün. Ki ben yaparsam ömür billah burada sıkıntı yaşayacağım kendi ülkemde veya vatandaş olduğum ülkede. Dolayısıyla bu konularda ben eminim ki yasadan sonra birçok şey zaten otomatik olarak denetimin altına girecektir Şerif Bey. Biz dediğim gibi kendimize emin olduğumuz için kendi kendimize üyeliklerimizi çok zor hale getirdik. Ve kendimize her sene denetim için emlak komisyonuna aslında devrettik. Bu da büyük bir şeffaflık olduğunu dile getirmek isterim. Umarım bir an önce mutlu sona varırız. Keza şunu da hatırlatayım, aklıma geldi. İngiltere veya Birleşik Devletler menşeli filmlerde görürüz. Kişi ev alacağı zaman forsel yazar mesela. Altında ilgili emlak şirketinin adı yazar. Evet. Emlak danışmanı getirir, gezdirir. Der ki işte filancaların evi bu gibisinden. Hiçbir zaman şeye rastlamadık şu ana kadar. Kişinin kendi evini gezdirdiğine ve internetten bakıyorum. Hani sahibinden, kişiden satılık ev göremiyorum ABD'de. Ali Bey, neden böyle bir risk alasınız? Profesyonellerle çalışıyorlar. Şimdi siz John'sunuz, karşıdaki David. Şimdi John'un bir evi var. David alıcı adayıdır. Şimdi David dolandırıcı mı, kara para mı veya benzeri olduğunu nereden bilecek John? Çünkü John normal bir vatandaştır. Burada da Ayşe teyze için geçerlidir. Şimdi karşında kim olduğunu nasıl seni ödeyecek? Tapuya gittiğinde sana vereceği çek, banka çeki mi, geçerli bir şey mi? Veya sana hakikaten imza at ben sana öderim dediğinde öder mi? Çünkü bir kontrol mekanizması yok. O yüzden Amerika'da, benim ailenin büyük bir kısmı Amerika'da yaşıyor. Çok meraktan soruyorum devam bu konularda. Onlar da tabii benim mesleğimden dolayı devam haşır neşir içerisindeyiz. Yeni orada gidip de kızınızın evine bile alırken orada bir emlakçısı var, bir avukatı var, bir sistemi var ve bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Orada solicitor dedikleri, emlak uzmanı dedikleri birimler var. Çünkü burada devlet aslında denetimi böyle getiriyor. O ikisine de sorumluluk vererek bir kere devlet iş istihdamı sağlıyor. İkincisi de vergi mağduriyetleri veya bir mağduriyet olursa iki kişiyi daha sorumlu tutabilecek olan bir merci var. Dolayısıyla o yüzden yani böyle İngiltere, Amerika gibi büyük bu konularda köklü ülkelerde, yıllar önce yasası geçmiş olan ülkelerde duymuyorsunuz sahibinden veya insanlar zaten siz bugün gidip birinin kapısını çalın. Ben senin evine gördüm satılık, sizi polise verir. Ne münasebet, benim bakın orada bir tabela varsa önünde de emlak firmasının veya emlak uzmanımın numarası var. Siz ne hakla ne cüretle bana geliyorsunuz. Nitekim burada çok yaşadık biz. Şimdi o ülkelerde gelen, evini satmak isteyen çok müşterimiz olmuştu şimdiye kadar. Benim meslek hayatım içerisinde. Birçok kız, tabii burada yasalın olmaması, regülasyon olmaması için Ayşe teyze gider yabancı, özellikle İngiliz'in evine çalar. Evinizde gördük satılıktır, almak isteriz. Oradaki yabancı işte hanımefendi veya beyefendi şoklarına uğrar. Ya benim kartımı vermiştir veya benim numaramı çevirir veya çok sert bir şekilde... Ne münasebet benim mahramımı şu anda siz ihlal ediyorsunuz. Lütfen dışarıda bahçeme dahi giremezsiniz. Yani bu iş bu şekilde icra edilir. Dünyada budur. Nitekim dediğim gibi zaten bizim yasamızda, zaten bizim sistemimizde. Ayşe teyze John'un evini alacaksa ve Hüseyin de meslektaşları bu işte icra edecekse Hüseyin zaten Ayşe teyzeden ekstra bir şey talep etmiyordur. Aksine tüm hizmetleri Ayşe teyze bedava sağlıyor ki Ayşe teyze mağdur olmayıp mutlu olsun fiyat konusunda, fiyat içinde elinden geleni yaparak John'u ikna etmeye çalışıyor. Çünkü Ayşe teyze bu evi satın alırken ancak emlak, danışman emlak firmasının işi tamamlanmış olur ve hizmet bedeli kazanılabiliyordur. Dolayısıyla burada yanlış bir... Aman geçen gün mecliste söz konusu olan bir konuda şoklarımıza genelce uğradık. Çok değerli bir arkadaşımız ne dedi? Değerlendirme konusunda emlak firması mal sahibine daha düşük teklif evine daha düşük bir fiyat verebiliyordur. Şimdi ben başkanıma baktım, avukatımıza baktık ve şok uğradık. Çünkü biz bu işte zaten yıllardan beri bu işi yaparak. Aksine düşünün ki siz Ali Bey evini satmak ister,
Hüseyin Bey'e gelmiştir. Benim bir evim var. Hüseyin'in görevi Ali Bey'e doğru fiyat vererek bir kere Ali Bey'in kaçırmamasıdır. Çünkü Ali Bey düşük bir fiyat verdiği zaman Hüseyin Bey, bir kere Ali Bey çok kolay bir şekilde bu defa Hasan Bey'e gider. Hasan Bey'e gider, Mehmet Bey'e gider. Çünkü her müşterim istatistik olarak minimum 3 firmadan, 3 arkadaşından fiyat alıyor evin fiyatını belirlemeden. Unutmayın, hep olmuştur hayatımda ve hep gözlemliyorum. Dolayısıyla Hüseyin olarak yanlış bir fiyat vermem, ya çok yüksek fiyat vermem, bu defa gene benim inandırıcımı müşteri gözünde kaybediyorum. Veya düşük vermek, bu defa güvenimi kaybediyorum. Dolayısıyla emlak uzmanı, emlak firmasının aslında birçok görevi var. Alıcıya doğru fiyat vererek evini doğru bir şekilde pazarlaması, satıcıya da doğru fiyattan satın almasını sağlamasıdır. Bu iki kişiye bir araya getirip sorumlu olarak raic bedeline verilmesidir. Artık sözleşmesini çok muteber avukatlarımız var, avukatlarını sağlamasıdır. Ve bu iş bu şekilde zincirleme olarak doğru bir şekilde dünyada bu şekilde yürüyor Şeli Bey. Ve bu da ne zaman oluyor? Bizde yasa geçtikten sonra yasanın içerisinde her şey açık açık dile getirilmiştir. Ama hala Ayşe teyze Ali Bey'den gidip riskini satın alacaksa, kendi riskine yapacaksa Ayşe teyzeye kolay gelsin diyorum. Neden arabasını o zaman sigortalıyor Ayşe teyze? Çok iyi bir sürücü olabilir. Ama arabamızı sigortalıyoruz ki başımıza bir şey gelirse sigorta karşılasın. Biz de aslında sigortanızdık. Biz bunu anlatmaya çalışırız. Biz emlak firmaları, müteber yasaların geçer, emlakçılar bildiğim firmalar hepsi müşterinin de, alıcının da satıcının sigortasıdır. Bu sigortayı kullanın. Özellikle alıcı için bu sigorta bedelsiz veriliyor. Bunu hiç buna kullansınlar. Bence çok doğru bir tabirdir bu. Biz sigorta olduğumuzu insanların aslında doğru bir şey, bir şekilde mağduriyetini karşılayan kişileriz. Emlakçılık o yüzden çok saygın bir meslektir. Çok dünyada müteber bir meslektir. Bizde de gördüğüm kadarıyla birçok son zamanlarda, son yıllarda meslektaşları müthiş kendilerine genişlediler. Gerek almış oldukları franchise'lar, gerek buradaki kendi şirketlerini marka haline getirip de franchise'ların önüne geçen yerel şirketlerimiz var. İş hacmi disiplinde, gurur vericidir. Ben şimdi ikisinde de bulunduğum için gözlemlemem çok kolaydır. Dolayısıyla burada çok iyi danışmanlar, çok iyi firmalar, çok iyi brokerlerimiz var. Yerli yabancı müşterilerimize kullanmalarını tavsiye ederim. Yani bir böylesi profesyonel bir oluşumla çalışmak dururken bahsettiğiniz üzere o riski almak, o riske girmek çok... Bu konuşmadan sonra siz alır mısınız? Objektif olun. Kesinlikle alamam. Teşekkür ederiz. Kesinlikle alamam. Yani aklımdaki pek çok soru işaretini gidermiş oldunuz böylelikle. Giderdiniz. Teşekkür ederim. Kesinlikle giderdiniz. Yani şunu da sorayım. Bu da yine benim cahilliğimden kaynaklanıyor. Estağfurullah. Çok, bakın sizin söylediğiniz objektiftir. Siz vatandaşsınız bu konuda. Hı-hı. Biz saygı duyarız. Hani yine görürüz Birleşik Devletler'de böyle evi gösterir firma. Daha evet. Doğrusu özel bir etkinlik organize eder. Open house gibi dediğimiz gibi. Alıcılar evet. Gelir, evi gezer vesaire böylesi planlar, gelişimleri düşünüyor musunuz acaba? Şimdi şöyle bir şey. Aslında burada iki tür open house var. Birincisi o muhtemelen görmüş olduğumuz aynı programları izliyoruz tahminince. Ben de çok keyifle izliyorum programları çünkü... Yurt dışında meslektaşlarınız ne yaptınız siz merak ediyorsunuz. Ben de daha fazla bir şeymişim merak ederim. Siz de aslında ilk önce habercilerin ne yaptığını merak ediyorsunuz. Sonra da her şey olarak. Burada open house etkinlikleri Kıbrıs'ta yıllardan biridir yapılıyor. Onu anlatmaya çalıştım size. Çok değerli emlak uzmanlarımız var. Ve burada yıllardan biri zaten biz o standardı yakaladık. O görmüş olduğunuz programda genelde davet edilen kişiler kim olduğunu biliyor musunuz Ali Bey? Diğer meslektaşlarına davet ediyorlar aslında. Burada çok ince bir nokta ve çok güzel bir işbirliği var. Evet. Bizde gene dediğim gibi yıllardan biridir emlak doğru çalışan, prensipli olan emlak firmalarımız hepimiz birbirimize WhatsApp gruplarımız var. Kardeş kadar yakınız hepimiz birbirimize. Bu etkinliklerde iki tür var dediğim gibi. Bir tanedir müşteri için yapılandır. Bir evim var. Mal sahibi bana tek yetki verir. Ve ben bu evi satması için bunlardan bir tanesi de evet ben bu evi bir küçük bir welcoming party, hoş geldiniz partisi insanlara düzenlenerek müşteri adayı veya daha önemlisi meslektaşlarımı bu eve gezdirirken
onların müşteri getirmelerini de sağlayabiliyorumdur. Şimdi ben bir kişiyim, bir el. Ama meslektaşlarınızı çaldığınız, çağırdığınız zaman onlarca el oluyordur. Dolayısıyla her kişinin de kendi müşterisi oluyor. Bu tarz etkinliklerde arzu edilen, arzu eden kendi yatırımcısını da getiriyor. Ama iş oldukları zaman emlak firmaları kendi aralarındaki paylaşım sistemleri var. Her şirketin paylaşım sistemi belirli kurallar içerisinde yapılıyor. İki şirket arasında burada güzellik nedir? Alıcı ve satıcı için ekstra bir külfet yoktur. Alıcı için zaten hiçbir külfet yoktur. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler ülkemizde daha çoğalmaya başlamıştı gördüğüm kadarıyla. Ta ki bu korona döneminde takdir edersiniz. Biz bile mesela geçen senede kendi bünyemizde yapmış olduğumuz Lefkoşa'da çok iyi bir projemiz var. Yapmış olduğumuz bazı etkinlikler olmuştu ama kapanmalardan konusuna biz de tedirgin oluyoruz. Kimseye riske atmamak için şu anda şunu kullanıyoruz. Ya 360 sanal tur yaptırıyoruz evlerin içerisinde. Siz burada otururken evin A'dan Z'nin noktasına kadar gezebiliyorsunuz. İstediğiniz saat, istediğiniz kişiyle birlikte. Bir bilgisayar veya cep telefonu olması yeterlidir. Veya daha konsept, daha böyle kişiye özel eve gezdirme olaylarını gerçekleştiriyoruz. Ama bu koronadır azaldıkça bu tarz open house etkinlikleri çoğalacaktır. Bir de son zamanlarda biliyorsunuz YouTube videolar popüler hale gelmiştir. Biz eğitimlerimizin bir bacağı da bu olacaktır. Sosyal medya YouTuber olarak evi YouTube üzerinde pazarlamak, video üzerinde drone çekimleri, bunun içerisinde sanal 360 gibi portalları kullanma gibi hep bunlar aslında eğitimlerimizin bir parçası olacaktır Şerli Bey. Bizim dünyada ne varsa bize daha iyisi olacak. Çok güzel. Eksiğimiz çok fazlalığımız var. Burası ada ülkesidir. Çok yetenekli insanlarımız var. Çok dil bilen insanlarımız var. Bu çok önemlidir. Ve kendine geliştirdiğinde çok yatkın olan yeni nesillerimiz var. Dolayısıyla bu konuda iddialıyız. Çok güzel. Vaktimizin son dönemlerine gelmeye başladık. Haberlere gideceğiz ama şunu da sormak istiyorum. Buyurun. İki yaklaşım var gayrimenkul konusunda. Evet. Gözlemleyebildiğim kadarıyla toplumda. Bunlardan bir tanesi kurlardaki volatiliteden kaynaklanıyor. TL ciddi anlamda değer kaybetti. Bunun durulmasını beklemek lazım. İşte salgın var, normalleşmeyi beklemek lazım. Evet. Ondan sonra gayrimenkul yatırımına girmek lazım türünden. Bir diğerisi de şu an tam anlamıyla bir alım fırsatıdır. Evet. Salgından sonrasını beklemek aslında makul değildir yaklaşımı. Yanılmıyorsam ikincisini destekliyorsunuz. Şimdi ben geçen de başka bir yazı da şey içerisinde bunu savundum. Nedenini de sorarsanız Şerli Bey, maliyetler çok yükselmiş vaziyettedir. Ben insanlarımıza şunu dedim. Hali hazırdaki projeler bir daha yakalayamazsınız. Gene bu defa kriptodan bir örnek vereyim. Diyorlar ya bir daha o 9000'ler bir daha yakalayamazsınız. Bakın yakalayamadık. Düşüşte bile 30'larda 26'larda durdu. Bu kadar kötü haber rağmen. Bazen bazı şeyler artık bir daha yakalanmaz. Şimdi bu da şudur, sebebi şey şudur. Demirin fiyatı bellidir. Çimentonun fiyatı şey bellidir. Asgari ücretin fiyatı bellidir. Seramiğin fiyatı. Çünkü her şey neredeyse ithal ediyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla şu anda fiyatlanmış olan veya kalan stok büyük bir avantajdır. Evet döviz yüksektir ama bu döviz daha yükselmesi daha da devam edecek. Ne olacak? Kalan stok satıldıktan sonra yeni fiyatlamalar gerçekleşecektir. İnsanlar zararını satamayacağına göre fiyat şu günkü fiyatın %30'u yukarısı olacak. İddia ederim Şerli Bey. Gelecek yıl içerisinde şu anda ne fiyat varsa ekran görüntüsü alalım projelerin veya fiyatların. Gelecek sene gene sizinle nasip olur da program yaparız. Gene bakalım. Bu bir gerçektir. Maliyetlerin yükseldiği zaman bu defa tedarik için ne kadar bunu suspans edebilir? Ne kadar cebinden, ne kadar zararına satabilir? Siz söyleyin. Öyle bir dünya yoktur maalesef. Dolayısıyla insanlarımız evet çok zor. Şu anda şey olarak da evet döviz yükseldi alalım mı? Satın aldığınız mülk de sonuçta dövizdir. İşte o da bu avantajımızdır. Yıllar yılı ben her katıldığım programlarda insanlar haklı olarak ya o neden dövizde satıyorsunuz, niye TL yapmıyorsunuz? Ama Allah korusun.
Düşünsenize evlerimiz veya benzerimizde tele olsaydı şu anda ne halde olurdu? Satın aldığınız 5 sene önceki evin şu andaki fiyatı perişan edecekti sizi. Dolayısıyla hiç olmazsa evet yüksekten alıyorsunuz ama satın aldığınız mülk döviz değil mi Ali Bey? Dolayısıyla döviz yükseldikçe o mülk de yükselecektir. Bundan dolayıdır halen Türkiye'de birçok yatırımcımız var ve gerek bizden gerek meslektaşlarımdan halen yoğun bir şekilde istek var. Ve bu isteklerin şu anda yavaş yavaş satışa dönmeye başlamıştır. Çünkü insanlar farkındadır. Döviz, paramızı dövizde bari tutuyoruz Kuzey Kıbrıs'ta bir mülk satın alırken. Hiç olmazsa döviz olarak yükselmezse dahi TL olarak zaten yükseliyordur. Sattığımız takdirde hele ada ülkesi toprağı çok az olduğu bir ülkede ister istemez zaten gayrimenkul fiyatları yükselecektir. Dolayısıyla benim şu anda savunduğum, inandığım konu nedir? Bu maliyetler böyleyken yeni fiyatlanacak olan projeler %30 bu fiyatların üstünde olacaktır. Dolayısıyla imkanı olan, kendini zorlayabilecek olanlar kalan stokları tüketsin. Veya fiyatlanmış olan yeni projeler var. Şu anda proje halinden güveniyorlarsa firmaya, emlak firması, inşaat firması da güvenilirse kesinlikle kullansınlar. Çünkü bu fiyatlar böyle kalmayacak ne yazık ki. Malzeme fiyatlarından dolayı bahsediyorum. O da bir her şeyi ithal ettiğiniz bir ülkede öne geçemezsiniz. TL üzerinden niye satılmıyor sorusuna da böylelikle yanıt verdik. Bu defa enflasyona yenik düşecektik. Yani fiyatlar TL bazlı şu anda bakın kiralarda yaşandı. Evet kiralarda yaşandı ama bu defa insanlar niye daire almıyor olay oldu kirayı vermek için. Çünkü gördüler satın aldıkları şey TL gelir olduğum zaman istemiyorlar. Dolayısıyla insanlarımız şu anda neye döndüler? Toprak veya müstakil villaya dönmüşler. Şu anda müthiş bir villa satın alım isteği var. Herkesin istemiş olduğu ikiz dahi olsa bahçeli olan bir yerdir. Veya bilmem görüyorsunuz sosyal medyada birçok reklamda Kıbrıs'ın her yerinde parselasyon projeler başlanmış vaziyettedir. Ve her bütçeye göre şu anda satın alabilecekleri arsalar var. Dolayısıyla insanların şu anda bir de bu yönde yöneldiler. Tabii ki bunun içerisinde altın satın alanlar çok olmuştu. Altın fiyatları yükseliyor gördüğünüz gibi. Petrol varil hissesi, ham petrol satın alan hisse olan var. Kripto dünyası neden bu kadar canlandı Ali Bey zannediyorsunuz? Hep bunlardan bu da bir sebebidir. İnsanlar farklı alternatiflerde de şey gidiyor ama hiçbiri TL bazlı olan bir şey kullanmıyordur. Herkes bir nevi ne yazık ki paramızı ne yazık ki farklı metallerde şu anda çevirerek değerini korumaya çalışıyor. Yani çok üzücü. Gayrimenkul konusu da aslında şey gibi. TL'de kalmak gibi. Parayı TL'de kalmak, tutmak veya tutmamak gibi düşünülmesi gereken bir şey. Yani yüksek fiyattan alınıyor ama en azından enflasyon karşısında değerini muhafaza ediyor bir şekilde. Öyle bir de gayrimenkul temel ihtiyacıdır Ali Bey. Şimdi kripto para temel ihtiyacınız değil. Çok riskli ama gayrimenkul temel ihtiyacınız. Ve yıllar içerisinde dünyada ana yatırım unsuru olmuştur. Ve bu zamana kadar şimdi binde bir mi insanlar fiyatını kaybetti ve şey. Onlar zaten her metada oluyordur. Dolayısıyla gayrimenkul güvenli limandır. Bunu kesinlikle söyleyebileceğim bir noktadır. Zaman zaman evet belli krizlere şey gidiyordu. Amerika'daki galiba krize girmedi mi? Peki sonra ne oldu? Dediğim gibi yine ailemden dolayı çok iyi bilirim. 100 bin dolar düşen daireler şu anda 1 milyon dolara çıkmış vaziyettedir. Yani şimdi ne oldu sonuçta? Eğer ki paranızı TL'de tutsaydınız o 100 bin dolarınız halen 100 bin dolardı. Aynı zamanda artık Amerika'da dahil, Avrupa'da dahil antik bir enflasyon var. %2, %3 gibi dolarda bile kaybınız var. Eskiden 100 dolarla bir şey alabiliyorsanız, şimdi artık 120 dolarla aynı şeyi alabiliyorsunuz. Avrupa'da dahil, Amerika'da dahil. Dolayısıyla nakitte kalmak bir çözüm değil. Doğru yatırım, artık kendinize ne inanıyorsanız, neye güveniyorsanız veya eğitim aldığınız nokta veya
danışmanlık aldığınız kişi size nelere yöneliyorsa sepet olarak her zaman tavsiye ettiğim şey noktadır. Daha önce de bunları konuştuk sizinle. Evet. Bugün kripto varlıklara giremedik ne yazık ki. Bir sonraki haftaya sözümüz daha yoğun defa kripto üzerine konuşuruz. Bu arada son olarak evet kripto arkadaşlarımız biz geçen hafta ne dedik? Satmayın. Satmayın dedik evet. Söylediğimiz zaman neydi fiyat? 30 bin. Bugün nedir? 38.500. Yani geçen haftadan bile bizi dinleyen şu anda iyi bir para kazanmış olduğunu diye düşünüyorum. Umarım yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ama satmayın demiştik. İyi ki satmadılar. Ve şu anda umarım karlarını cebe yakışır olayını davranarak bir nevi biraz karlarını yapsın herkes. Evet, panik satış yapmamaları konusunda uyarmıştık geçen. Evet, birlikte uyardık. Hatta gazetede sizi yapmış olduğunuz konuda. Dolayısıyla panik satış yapmayın. Hiçbir zaman, her zaman tavsiye ettiğimiz konu budur. Serin kalın olun, spotta kalın. Kriptocular için bahsederim. Spotta kalmakta fayda var, bu yüzden fayda var. Likidli olma şansınız yoktur orada. Evet. Ve vadeli işlemlerden uzak durmak gerekiyor. Aman aman. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gene her zamanki gibi çok keyifli, çok hızlı bir şekilde geçti. Çok güzel geçti. Umarım izleyicilerimiz istemiş oldukları bazı bilgilere ulaşmışlardır diye düşünüyorum. Bu arada vatandaşlarımız, üye olmak isteyen herkes Emlakçılar Birliği ofislerimizi her zaman arayabilir. Sormuş oldukları her soruyu kendilerine cevaplanmaktan mutluluk duyarız. Bunu da söyleyelim ve Sayın Hüseyin Sadegi ile sohbetimize son verelim. Tekrar görüşünceye dek esen kalın efendim. Kıbrıs TV Android uygulaması yayında. Güncel haber ve programlarıyla fark yaratan Kıbrıs TV'yi artık Android uygulamasıyla telefonunda ve tabletinde dilediğin her an ve her yerde izle. Google Play Store'a gir, uygulamayı indir ve kesintisiz güçlü haberin ve programların tadını Kıbrıs TV Android ile istediğin an çıkart. Kıbrıs TV Android uygulaması yayında. Alışveriş yolunda Alpet'e uğrayanları ekstra indirim bekliyor. Market alışverişinden sağlık hizmetine, oyuncaktan mobilyaya, mücevherden giyim ve aksesuar alışverişine bu kampanyada herkese uygun bir şey var. Alpet'ten yapacağınız 100 liralık akaryakıt alışverişlerinde birçok markada kullanabileceğiniz ekstra indirim çekinizi almayı unutmayın. ...1977 yılından bugüne kadar yerli üretimin arkasında duran, yatırımlarını bu yönde yapan şirketimiz alüminyum üretimi ve sizlere sunmakta olduğu kaliteli hizmeti her zaman birinci görevi olarak benimsemiştir. Alüminyum uygulamacılarına kapı pencere, küpeşte, solar enerji profilleri, rolling şalter, panjur profilleri, perde, duşakabin profilleri, mobilya, reklam ve daha birçok profil üretimi. Ahmet Şahoğulları Limited, Aluwork. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Sanayi Çıkışı Lefkoşa. Telefon 225 57 90 ve 91. Aynı anda her şeyi yapmak kolay değil. Kombolamak lazım. Eşsiz churros patates, çıtır soğan halkası ve tavuklar Fist Combo'da senin için kombolandı. Keyfine bak. Fist Combo'yla hayatı kombola. Hellimi yeniden eskisi gibi yaptık. Yani hellime keçi sütünü ve koyun sütünü de kattık. Sonra geleneklerimizi aldık, biraz tecrübe ve teknolojiyle harmanladık ve Arden Hellimi yarattık. Usul eskilerden, tadı gelenekten. Huzurlarınızda Arden.